16 Temmuz 2022 Cumartesi günü Ankara'dayız. Bugün TJK'nın koyduğu listede 3 tane program var. Ankara, İzmir ve Şanlıurfa. Evet, Ankara yarışları tüm bizim yarış severlerimize açık. Herkes izleyebilir arkadaşlar. Ankara ile ilgili 10 pardon 9 koşumuz var. 2 adet altılı galyanımız var yani. Evet, bununla ilgili görüşlerimize başlıyoruz. Birinci koşu 13.30'da. Bu birinci altılı ganyanın da ilk ayağı oluyor. Evet arkadaşlar, baktığımız zaman burada ikiye ayırdık burayı. 5 numaralı Harmandalı Mehmet Akyavuz'la ilk kez koşak olan Safkanlar tabi burada sıkıntı. 3 numaralı Derya Ateşi. Yani normalde arkadaşlar 5 ve 3 burada ön planda. Yani birinci altılıyı çok fazla açılmak istemeyenler burada 5 ve 3 şeklinde geçebilirler. Ancak iki tane daha rakip var. 2 numaralı Cihan'a veda, Ayhan Kurşun ve 4 numaralı Hadi Be Oğlum Mehmet Saçelik'le ters bir koşu çıkartabilirler. Günün bombasını da Ali Kaçmaz'dan hep çekinmişimdir. Böyle enteresan atlara biniyor. İlelebet yapabilir. 6 numaralı İlelebet. Hani yeri olanlar burada 6'ya da bir çizik atabilirler. Yani bu 29 noktada falan çalışarak çok da iyi olmayan bir çalışma şekli var. Hiç belli olmuyor, yarışa çıkıp getiriyorlar arkadaşlar. Biraz uzak ihtimal de olsa dikkat etmek lazım. İkinci koşu şartı 4 dişiler 3 yaşlı İngilizler 2100 metreye çıkacaklar. Evet, burada iki tane safkan dışına çıkmaz arkadaşlar. O şekilde görüyoruz olayı. 1 numaralı Grey Runner, Akın Sözen'le ve 6 numaralı Miracle of Victory. Diyoruz Vedat abi, işte burası. Burasını iki atla geçeceğiz. Belki sürpriz olacaktır Miracle of Victory, bilemiyorum. Ama biz burada bir numara Grey Runner'dan çok iyi bir koşu bekliyoruz. Aksi takdirde burada bütün atların geliri var. Ona göre değerlendirmenizi yaparsınız. Üçüncü koşu Enver Erlat koşusu da geçiyor. Bir kupa koşusu. Birinci 125 bin lira ikramiye de var. Kısa vade 7. 4 yaşlı Araplar 2100 metreye çıkacaklar. Evet, burada bu 6 tane safkan içerisinde 5 numaralı Goşa, Gökhan Kocakaya'yla sürdürek Banko arkadaşlar. Bulduğu bu uygun grubu değerlendireceğini düşünüyoruz. Tabii ki Bükeç burada. Diyeceksiniz ki ama Bükeç var falan. Arkadaşlar tamam, önemli değil. Çok fazla gezinen bir at bu. Göreceksiniz, bakın Ankara, Bursa, Ankara, İstanbul. Şimdi tekrar Ankara. Tamam, güzel yani, kaliteli bir safkan. Ama burada biz bu atın Goş'a geçeceğini düşünmüyoruz. O yüzden Goş'a tek başına kaldı bir anda. Bizim kendi görüşümüz o yönde. Burada tamamıyla 7-8 koşudur Ankara'da olan. Gökhan Kocakaya'nın da son 3 koşu, son 2 koşuda üstünde yer aldığı bir ikicik, bir de binicik attığı bir attan bahsediyoruz. Ata çok hakim. Şu anda tam kıvamına geldi. Bu koşuda kazanacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Dördüncü koşu handikap 22. 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1400 metreye çıkıyorlar. Evet, zor bir koşudayız arkadaşlar. Şu anda ikinci altının da başlangıç ayağına geldik. Burada bu handikap 22 koşuda arkadaşlar. Bakalım bu 4 yukarı Araplar ne yapacaklar 1400 metrede. 2 numaralı Sarigrat burada öncelikle Muhammed Özdemir'le ön planda. Tekrar ediyorum, Muhammed Özdemir ve Nizamettin Demir genelde aynı koşuların içerisinde yer alıyorlar ve bunların beraber koştuğu takdirde ikisinden birisinin gelme ihtimali %50. Bakın %50 nedir biliyor musunuz? Şu iki kişi, yani Muhammed Özdemir, yani 3 ve 5 bölün işte kaç, yüzde kaçını bulacaksınız. 2 bölü 10. Değil mi? Yani 2, şu ikisinin gelme ihtimali %50, diğerlerinin gelme ihtimali bölün artık kalan %50, yüzde kaç olduklarını anlarsınız. Yani %25, %25 diyeyim bari. Neyse, uzatmayalım. 5 numaralı Palas Ali Nizamettin Demir'le 2 ve 5 ön planda. 3 numaralı Bordo Mavi Vedat Abiş. 8 numaralı Sabır Bey Müslüm Çelik. 10 numaralı Çetin Su Ali Kaçmaz. 2, 5, 3, 8, 10. Evet arkadaşlar, bakın ben bir şey de parantezde açacağım size. 3 yıldır biz hiçbir zaman için dikkat ederseniz kendimizi
marka olarak tanıtıyoruz burada ve hiçbir zaman içinde böyle kimseyle bir tutup da ekranda çıktığımız işte kendimize çevirdiğimiz şovmenlik yaptığımız olmadı. Neden? Çünkü bu rahat rahat bunları açıklayabilelim diye. Anlatabiliyor muyum? Ne görüyorsak onu rahatlıkla, bunlar hep sizin lehiniz olsun diye arkadaşlar. Gördüklerimizi rahatlıkla size söyleyebilelim diye. Bir de yurt dışındayız. Hani durum bu. Beşinci koşu Handikap 14. 3 yukarı yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Çim pistte. 11 tane safkan var. Arkadaşlar burada da yine aynı konum var. 9 numaralı Lion Child Mehmet Keskin'le ilk atımız. 8 numaralı oğlum Mahmut Ali Kaçmaz'la. Burada bu iki attan çok iyi bir koşu, öncelikle bir yarış bekliyoruz bugün. Ne olursa olsun yani 33 handikap puan, oğlum Mahmut 37 handikap puan, sorun yok. Arkasından 3 numaralı Power Team Nizamettin Demir'le. Bak, Nizamettin Demir Ankara'da çok iyi. Allah var yani, biz bunları hani demek ki bir kendilerine göre bir bildikleri bir şey var adamların. O ayrı bir dünya. 2 numaralı Amadis Emrah Sincan. 4 numaralı Şirinoğlu Ercan Çankaya ve 5 numaralı Casablanca Ayhan Kurşun. Yani 9 ve 8 ön planda, 3, 2, 4 ve 5 de arka planda olarak bu şekilde yer alıyor. Şimdi burada çok daha sürprizde kaçtığı zaman olay 5. koşu arkadaşlar. Burada belki bir şekilde 5. 3 numara, 4 numara Kayti Hanım, Mert Gökalp Aslan. Evet. Vermediğimiz bu kaldı. 6 numara Kayti Hanım'dan da ters bir koşu gelebilir. Yani yeri olanlar 6'yı da aslında. Çok at yazmış gibi oluyoruz ama bu 2 ayak 4 ve 5 çok önemli. 6. koşudayız. Demokrasi ve Milli Birlik Günü koşusu. Grup 2. 2 yaşlı İngilizler. 1200 metreye çıkacaklar. Evet. Baktığımız zaman bu 6. koşuda bizi ne bekliyor arkadaşlar? Bir banko bekliyor. Burada 1 numaralı Berisha, Özcan Yıldırım'la Sürdürek Banko. Evet, geçeceklerini zannetmiyoruz arkadaşlar bu safkanı. Üzerinde tecrübeli ve formda jockey Özcan Yıldırım da var. Bu safkan Şanlıurfa ve Adana'daydı. Oradaki sert kumlardan, çimlerden sonra, şimdi gerçi Adana'daki çim de sevdi. Bayağı. 2,5 boyla kazanmıştı. Altın simayı falan geçti. Burası, bu grup ona daha böyle hafif geleceğini düşünüyoruz biz, açıkçası söylemek gerekirse. Aksi takdirde tabii burada Yaparsın Oğlum var, Leon Francisco var, bir şekilde Nirvana var. Yani bu safkanlar da var. Eğer burayı banko atmazsanız ona göre sizler de tabii ki bir şekilde atları yerleştirirsiniz yanlarına arkadaşlar. Evet. 7. koşu Cemal Tekelioğlu koşusu, kısa vadede 4 yukarı Araplar 2200 metreye çıkacaklar. 2 numaralı Gökyüzü Akın Sözen'le, 1 numaralı Soydere Vedat Abiş, 6 numara Kervantay Mehmet Akyavuz ve 7 numara Gökçe Bayır Gökhan Kocakaya. Evet, burada Kervantay aslında iyi bir safkan. Gökyüzü ile beraber kapışacak gibi duruyor. Yani burada biraz 2 numara ve baktığımız zaman 6 numara ön planda arkadaşlar. 2, 6, 1, 7 sıralamamız. 8. koşu Handikap 16. 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkıyorlar. Arkadaşlar burada da küçük kuponlarda 4 numaralı Gambaru Gökhan Kocakaya ile ve 2 numaralı Önker Paşa Müslüm Çelik ile kapışmasını izleyeceğiz. Yani görüntü itibariyle, ama bana göre Gökhan Kocakaya bunu bırakmayacak bu koşuyu. Bir şekilde kazanacaktır. Bunlara da rakip 5 numaralı Bojack. Biraz daha açarsak konuyu. Ve 7 numaralı Harlan Draka Mehmet Sağ Çelik'le burada ters bir koşu çıkartabilir. Yani biraz zor ama 4 ve 2'nin yaptığı hatayı değerlendirecek olan atlar bunlar olur bizim gözümüzde. Burada aslında çok güzel bir safkan var. Bangır Bangır. Eğer bu Görkem Öztürk çok durdu bu aralar. Çok geri gitti. Bilmiyoruz neden ama. Bu eski Görkem Özçelik değil. İlk kez binecek bir de bu ata. Yani bu grup biraz kasacağını düşünüyoruz arkadaşlar onun. Yani bu safkan bilemiyorum. Aslında çok iyi bir safkan ama bu grup biraz kasacak onu. Evet, 4-2-5-7. 9. ve son koşudayız Ankara'da arkadaşlar. Şartlı 1 ile bitiriyoruz.
Hani TJK demiş ki yatmayan varsa bari bu ayakta yatsın. 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada sıra veriyorum aynen. 10 numara Habbe, Işman Çizik 6 numara. Leo Mort, Ali Kaçmaz 5 numaralı. Las Fatih, Gökhan Kocakaya 4 numara. Halima, Özcan Yıldırım 3 numara. Elbrus, Ercan Çankaya 9 numara. Aşiyan, Mücahit Bayır. Evet. Burada Işman Çizik bu Abbe'yle alırsa da şaşırmayın. 10, 6, 5, 4, 3 ve 9 diyoruz. Evet arkadaşlar, Ankara ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Bugünlük Ankara için söyleyeceklerimizi bitiriyoruz. İki tane bankomuz var. Herhangi bir alternatif bankomuz yok. Rast gelsin diyelim. Tüm arkadaşlara ve bizi dinleyen tahminci arkadaşlara bol şans diliyoruz. Her şey gönlünüze göre olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Bu arada İzmir videomuz sadece premium üyelik gerektiriyor. Şanlıurfa videomuzu da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.